Bugün vites ayarı nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Atilla abi bize hem ayarı hem de çalışma mantığını anlatacak. İlk olarak arka vitesimizden başlayacağız. Arka vites çalışma prensibi şu şekildedir. Arka vites telimiz çekildikçe, gerginleştikçe vitesimiz yukarıya doğru çıkar. Yani küçülür. Sağda gördüğümüz alttaki tuş bu seriye göre değişebilir. Bazen bu üstte de olur. Bu tuş vitesin telini çeker, gerginleştirir. Yani bisikletimiz vites küçültür. Gördüğümüz gibi şuradan bakabiliriz. Şu anda vitesimizin telini çekiyoruz, gerginleştiriyoruz ve vites küçültüyoruz. Telimizi serbest bıraktıkça da vites büyütürüz. Şu an gördüğünüz gibi şurada bastıkça tel serbest kalıyor ve bisiklette dişli küçülüyor, vites büyüyor. Bu şekilde vitesimizi büyütüyoruz. Hava sıcaklığı arttıkça teller bollaşır. Fiziksel bir şeydir. Hava sıcaklığı da düştükçe tel gerginleşir. Dolayısıyla bisiklette hava sıcaklığındaki 5 derecelik bir değişkenlik bile sizin vites ayarınızı, arka vites ayarınızı özellikle bozmaya yetecektir. Bisikleti aldınız, biniyorsunuz, ertesi gün hava sıcaklığı değişti ve vites ayarınız bozuldu. Şimdi burada bunu evde en kolay, en basit şekilde nasıl yaparsınız? Bunu inceleyeceğiz. Şu an bu sağlıklı çalışan bir vites ayarı. Biz bu vites ayarını bozacağız ve karşılaşabilecek problemleri hep birlikte inceleyeceğiz. Şimdi baktığımızda şu anda bisikletimiz 7. viteste. Dişli de 7. viteste. Şöyle bir hatayla karşılaşabiliriz. 7. vitesi aldım. Kolu. Fakat bisiklet 8. viteste. Şu an gördüğümüz gibi şu an bu 8. dişide. Ama kol 7. dişide. Bu ne demek? Bu şu demektir. Bu aşağıdaysa eğer ki kola göre kol 7'de bu 8'de. Demek ki benim telim olması gerekenden fazla serbest. Benim bu teli biraz gerginleştirmem lazım. Teli gerginleştirmek için teli saat yönünün tersinde çeviriyoruz. Şuradaki gördüğümüz tel ayar vidasını saat yönünün tersinde çevirdiğimizde telimiz gerginleşecektir. Bunu yaparken de bir yandan pedal çeviririz ve yavaş yavaş telimizi gerginleştiriyoruz. Zaten bunu yaparken doğru oran bulunduğunda vitesin olması gereken yere geçtiğini göreceksiniz. Bakın. Şu an hala bir kararsızlık var. Ses yapıyor. Biraz daha ufak ufak böyle bir anda böyle 3 tur değil. Ufak ufak deney deney yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda doğru orana geldi. Yine yaşayabileceğimiz diğer bir sorun. Bozalım ayarını. 7. viteste. Şununla karşılaşabilirsiniz. Bisikleti 7. vitese attınız. Ama zincir arada 6'ya gitmek istiyor, 7'ye gitmek istiyor ama yerini bulamıyor. Sürekli bakın bir yere geçmeye çalışıyor. Yani giderken şunu yaşayacaksınız. Böyle bir kararsızlık. Yine bakıyorum. Vites 7'de. Kol da 7'de ama vites kararsız. Önce şunu tespit etmem lazım. Vites nereye geçmek istiyor? Bakıyorum. Evet, vites 6'ya geçmek istiyor. Yani yukarıya çıkmak istiyor. Dolayısıyla burada şunu diyebilirim. Benim telim olması gerekenden fazla gergin. Kol 7'de, dişli 7'de ama 6'ya geçmeye çalışıyor sürekli. Dolayısıyla ben gerginliğimi azaltmam lazım. Telimin gerginliğini. Telimin gerginliğini azaltmak için şuradaki tel ayar kolunu saat yönünde çeviriyorum. Bir yandan pedalımı da çeviriyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu an hala kararsız. Biraz daha çeviriyorum. Kararsızlık gitti. Biraz daha çevirdiğimde o sesin zaten kesildiğini, tam oturduğunu göreceksiniz. Ve şu anda tam ideal noktasında olduğunu görüyoruz. Tabii burada bunu sağlamanız tüm oranlarda sağladığınız anlamına gelmez. Dolayısıyla bu ayar yaptıktan sonra tüm oranları deniyorum. Birinci vites alıyorum. Başlıyorum indirmeye. Bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi
7'den 8'e inerken biraz böyle kararsız indi. Bakın görüyor musunuz? Böyle hızlı bir şekilde inmedi. Dolayısıyla çok hafif böyle çeyrek turun yarısı kadar indirdim. Şimdi iniş daha rahat olacak gördüğünüz gibi. Ve şimdi yukarıya çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde viteslerim değişiyor. Yine vites değiştirirken dikkat etmemiz gereken bir şey. Vites büyütmek için vitesi serbest, yani teli serbest bırakırız. Üst tuşa basarız. Vitesi küçültmek için ise alt tuşa basıp bir teli çekme işlemi yaparız. Serbest bırakırken buna bir kere basıp bu sesi duymamız yeterlidir. Ama vitesi küçültürken buna bastığımızda bazen bu sesi duymak yeterli gelmeyebilir. Dolayısıyla burada şunu sağlarız. Vitesi özellikle bu önde geçerlidir. Arkada belki bu kadar değil. Aralıklar küçük olduğu için. Ama önde aralık daha büyük olduğu için vites geçene kadar düğmeyi bırakmayın. Diğer bir ayarımıza geliyoruz. Bu evde basitçe yapabileceğiniz bir ayardır. Ufak kaçmalarda tekrar edelim. Eğer ki vites yukarıya doğru çıkmaya meylediyorsa bu vitesimizin telinin çok gergin olduğunu gösterir. Saat yönde çevirerek gerginliğini alırız. Eğer ki vitesimiz aşağı inmek istiyorsa bu vitesimizin yani 3'te ve 4'e geçmek istiyorsa bu vitesimizin telinin çok serbest olduğunu gösterir. Teli gerginleştirmek için de saat yönünün tersinde şu şekilde sağdan sola çevirerek gerginliğini arttırırız. Bir diğer ayarımız high ve low speed dediğimiz ayarlardır. Bu daha spesifik bir ayardır. Eğer eliniz çok yatkınsa çok yapmamanızı öneririm. Çünkü burada ayar bozduğunuzda düzeltmeniz biraz daha zor olacaktır. Ama eğer ki yolda başınıza bir şey gelirse ve hani bunu yapmanız gerekiyorsanız da bilmenizde fayda var. Şimdi şurada gördüğünüz iki tane vida vardır. Bunda birinin üzerinde H, birinde L yazar. High dediğimiz high, H dediğimiz high'tır. L de low'dur. Low vidası bizim bisikletin maksimum çıkabileceği üst limitimizi belirler. High vidası ise maksimum ineceği alt limitini belirler. Eğer ki bisikletimiz sürekli zincir atıp kronik bir şekilde buraya giriyorsa zincir, şunu bilmeliyiz. Low vidası yani L dediğimiz low vidasının ayarında problem var. Eğer ki vites değiştirdiğimizde sürekli olarak aşağı iniyorsa 9 vitesli bisiklet 9'un dışına çıkıp sürekli buraya giriyorsa kadro ile ruble arasına o zaman high speed ayarında bir problem vardır. Şimdi bu ayarları bozacağız ve bunları nasıl düzeltiriz buna bakacağız. High ayarını şu anda bozduk ve bisikletin sürekli olarak zinciri aşağı inmek istiyor. Yani kadro ile ruble arasına girer bir üstü. Yine bu da hani bisiklette maddi hasara ve sizde fiziksel hasara yol açabilir. Çünkü burada tekerlek kilitlenecek ve düşmenize yol açabilir. Ben bunun araya girmesi istemiyorum ve limitlerini belirleyeceğim. Saat yönünde burayı sıkıyorum. Hike H diye geçen vidayı. Ve birazdan limitlerine girdiğini göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bunda biraz muhtemelen teldeki gerginliğinde de problem var. Evet. Normal çalışma limitlerine şu anda girdi. Bunda şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bazı bisikletlerde H ve L yazmıyor. Bu işareti göremeyebiliyorsunuz bazen. Özellikle ön aktarıcılarda bu problem olabiliyor. Onlarda yani deneme yanılmayla bulabilirsiniz. Shimano'da genellikle baktığımızda H'nin yukarıda L'nin aşağıda olduğunu görebiliriz. L aşağıdaki vidamız burayı, buradaki limitimizi belirliyor. H yukarıdaki vidamız da aşağıdaki vidamızı belirliyor. Ama farklı markaların farklı aktarıcılarda bunların yer değiştirdiğini de görebiliyoruz. Karşılaştığımız durumlar oluyor. Dolayısıyla H ve L işaretlerine muhakkak dikkat etmenizi öneririm. Bu şekilde arka vites ayarımız yapıldı. Ön vites ayarımız için de Mesut Bey'den anlatmasını isteyeceğiz. Arkadaşlar merhaba. Bugün Atilla abimiz arka vitesi anlattı. Nasıl ayar yapacağımızı.
Ben de şimdi size ön vites, aynı kol vites ayarını anlatacağım elimden geldiği kadar. İlk başta aynı kol ayarını, tabii vites ayarını biz bozduk. Şimdi onu nasıl ayara getireceğimizi göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, birinci vitesteyken arkamız, önde birinci vitesteyken şu ara boşluğa bakmamız lazım. Yani ön aktarıcımızın iç tarafta zincire ne kadar yakın olduğunu ilk başta çözmemiz lazım. Mesela şu an bunda çok uzak, aktarıcı ayarı bozuk. Burada low vidası var. İç tarafta olan vida, aktarıcının üstünde. Onu sıktıkça, şöyle göstereyim, sıkıp gevşettikçe bu oynar. Bunu yakınlaştırıyoruz biraz zincire. Yaklaşık olarak arada bir 3-4 milim kadar bir şey kalacak şekilde, yani zinciri sürtmeyecek şekilde yanaştırıyoruz. Şu an zincirimiz sürtme yapmıyor, çok güzel oldu. Daha sonra onu yanaştırdıktan sonra vites ayarımıza bakıyoruz. Aynı kol 2'ye geçmiyor şu an. Bunun sebebi ise ayarımızdan değil, telimizin boşluğundandır. Tel boşluğunu koldan alıyoruz. Şu kolda gördüğünüz ayar düğmesini bisiklete doğru, gidona doğru çevirerek belli bir 2-3 tur atıyoruz. Ondan sonra tekrardan pedalımızı çevirip ayna kolumuza bakıyoruz. Tabii ayna kolun ikinci yaprağı, dişli zinciri ikinci yaprağı attığımız zaman arka 3 veya 4'te durması daha iyi olur. Çünkü ona göre ayarlıyoruz. Şu an şuradaki boşluk çok az bir mesafede. Onu vites kolundan, ayar vidasından biraz daha gevşeterek o mesafeyi açıyoruz. Şu an herhangi bir sürtme olayımız yok. Şimdi üçüncü aynı kol ayarımızı yapacağız. Vitesimizi en sona çekiyoruz. Zincirimiz aktarıcının dış kısmına hemen hemen sürtecek şekilde duruyor. Vitesi buraya çektiğimiz zaman ayarsız olduğu için vites şu şekilde atacak. Bu atma olduktan sonra mümkün olduğunca pedalı çevirmememiz lazım. Bunun da düzenlemenin yolu, arka aktarıcıdan bir elimizle bastırıyoruz. Zinciri buradan alıp dişliye oturtturuyoruz. Şu şekilde, dikkatli bir şekilde. Peki bunu neden atar zincir? Hemen oraya gelelim. Height dediğimiz H olan H vidasını çok gevşek olduğu için aktarıcı koluna fazla yüklendiğimizde zinciri dişliden dışarı doğru çok fazla ittiriyor. H vidasını sıkıyoruz. Ki sıkarken şöyle bir şey yapıyoruz. Ayna kolumuz 3'te, vites kolumuz da 3'te. H vidasını sıkarken mümkün olduğunca 2-3 milim kadar zincire yakın olmasını sağlıyoruz ki bir dahaki sefer şu şekilde kola bastığımızda herhangi bir boşluk kalmasın kolda. Aktarıcı da oynamaz. Şimdi tekrardan ayarımızı kontrol ediyoruz. İkinci viteste şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Aynı kolu 1'e çektik, herhangi bir sıkıntımız yok. Arka vitesimizi tekrar 1'e çekiyoruz ki zincirimiz çapraza düşmesin. Ayarı daha düzgün kontrol edelim. Şimdi bakıyoruz, H vidasının ayarını yaptık, low vidasının da ayarına baktık. Tekrardan şuradan biraz tel gerginliğini, ne fazla sert olacak şekilde ne fazla gevşek olacak şekilde elimizle kontrol edelim. Tekrardan bakıyoruz. İkinci vitesimizde herhangi bir problem yok. Aynı kolun 3. vitesinde de herhangi bir problemimiz yok. Herhangi bir zincir sürtmesi de görmüyoruz. Düşüşlerinde de herhangi bir sıkıntı olmadı. Aynı kol vites ayarını bu şekilde böylece tamamlıyoruz. Arkadaşlar, bugünlük de vites ayarımız bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kazasız belasız sürüşler inşallah.